silahlar. Kimin silahlar? Bizim silahlar. Kimin? Komandolar. Kimin silahlar? Bizim silahlar. Kimin? Komandolar. Mezarıma kapanıp ağlamam, yarim yarim diye ağlamam. Geri! Bak! Lan! Baba bugün dağlar yeşil boyandı. Kim yattı, kim uyandı? Gözlerim ağa. İçinde yar dayandı, gözlerim ağam su serpti mataş sözü, serpti gem su dayandı, aman aman. Ulan ne buldu attılar üstümüze ya? Yuh! Cesetlere temas yok! Cesetlere temas yok! Evet ula! Dokunmayın ula hiçbir şeye! Dokunma! Hediyemizi aldılar. Daha bu ilk taksidi bile değil. Canlarına okuyacağım.
Özellikle de onun. Poyraz'ın meşhur adamı ha? Onun canını okuyacağım. Esselatu vesselam. Seyyidana ya Resulallah lan. Geç. Daha yeni haber alabildim abi. Ne olmuş anlat. Pek de başarılı değil abi. Ne demek başarılı değil? Püskürtmüşler abi. Ne diyorsun sen? Nasıl olur Seyfi? Herkes karakoldaki o herifi konuşuyor abi. Kimmiş o? Bilmiyorum tam olarak. Bir uzman çavuş galiba. Bir kırık bir tip herhalde. Uzman ha? Ben de ihtimal veremedim ama abi... Necla, o nasıl? Necla? He. İyidir abi, çıkmış oradan. İyi. Arabayı hazırlıyorum abi. He, hazırla. Uzman ha? General kalmadı, uzman verelim. Devam ediyor muymuş peki? Yok ha. Akşam saatlerinde çökmüşler. Sabaha kadar sürmüş çatışma. Vaziyet. Bilmiyorum. Fakat asker bu defa hazırlıklıymış anlaşılan. Thank you.
Hadi topla kendini artık. Onlar öldü. Hepsi öldü komutanım. Onlar ölmediler. Şehit oldular. Ama ben çok korktum. Ateş bile edemedim. Çok korktum ben. Sen korkmadın. Sadece neler olup bittiğini gördün. Niçin eğitildiğini gördün. Kiminle savaştığımızı gördün. Sen korkmadın. Biz korkmadık. Biz korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Osman ne yapıyor? Seyret hastayım benim. Yüksek tutun. Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların erleri. Biz dağların erleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız. Engel tanımaz aşarız. Yüce engin dağları. Yüce engin dağları. El verip uzanırız. El verip uzanırız. Mor siyah bulutlara. Mor siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Karada. Karada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Batakta. Batakta. Çatakta. Çatakta. Çeliktepe'de. 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 Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Hazır. Daima hazır. Hazır. Daima hazır. Kim? Komando. Kim? Komando. Olamazsın. Ya. Olamazsın. Ya. Komandolar. Allah. Komandolar. Allah. Allah Türk komandosunu korusun. Amin. Yaralıların durumu nasılmış? Çok şükür iyiler komutanım. O son tuzakta olmasaymış. Öyle. Kuralları olmayan bir harbin tarafıyız, görüyorsun ya. Kadın giderken de yapmış yapacağını komutanım. Necdanın yaptığı doğrulandı mı? Büyük ölçüde komutanım. İstihbari değerlendirme bu yönde. Küpeli Necda. Bu kadın tam bir reklamcı. Cüretkar olur bunlar. Varlığı bilinsin, nefret anlaşılsın istiyor. Kod adı bile kullanmıyor baksana. Herkes Küpeli Necda kimdir bilsin. Derdi bu. O yüzden her bakımdan tetikte ol. Emredersiniz komutanım. Bu Kanat neydi adı? Osman komutanım. Osman Kanat. Evet Osman. Ondan daha önce de bahsetmiştin değil mi? Evet komutanım. Ender bulunan bir adam. Nişancılığı inanılmaz. Askerlik duygusuysa tek kelimeyle eksiksiz. Teslim et. Bildin mi sen? Nereye gidiyorsun? Geliyorum işte. Yoruldum senin mezarlık gibi evinden. Aa, sabımı bozma benim. Bak, teslim et. Gece Necdan'ın üstüne kurşun yağmış. Şimdi börek çörek kızartıp kahvaltı mı edelim Mürsel abi? Ne olduğunu bilen yok. Herkes bir şey söylüyor. Sen ne durup dururken yer... Bugün değilse yarın. Dağdan canlı insan inmiş mi şimdiye kadar? O kendi gitti. Oraya giden kendi. Ben Necla'yı verdim senin ağlına. Daha hiçbir şey vermem. Ana bari kapı önünde tartışmasanız. Gerek ya, ya. Getir beni. Düş önüme dedim. Çalıştırın şunu. Nereye gidiyor baba? Bilmiyorum kızım. Bu iş kandıran oldu. Bu kadın öldürecek beni. Hanımım nereye? Üçpınar. Emanetimiz vardı, onu alacağız. Karşıda karlı da olsa umurum değil artık. Baba, çayın. Hı? Çayını getirdim baba. Hı? Çay baba. Hı.
Bilirim. Anan benden almak ister hancını. Ama onu ben göndermedim. Gitmesi için de bir şey yapmadım. Biliyorum baba. Evet. El atıp getiremedim de. Ama ben nasıl aldım? Nasıl dağa çıkmış bir eşkıyayı kızım diye nasıl dava kılabilirdim? Baba bırak şimdi bunları. Önce bir iyi olduğu haberini alalım da. Geri! Bak! Çelik Tepe komando bölü! Lan! Bul! Selam! Dur! Beraber ve solo şarkılar dinlediniz. Haberleri veriyoruz. Sayın dinleyiciler, Çeliktepe sınır karakoluna gece baskını. En son 2007 Mayıs'ında yaşanan çatışmayla gündeme gelen Çeliktepe karakoluna yine hain saldırı. Çeliktepe mi dedi? Edinilen bilgilere göre akşam saat 21 sularında karakola uzun namlulu silahlar, roket atar ve havanlarla saldıran teröristler bir uzman jandarma ile iki askeri şehit ettiler. Şehit olan Mehmetçiklerimizin isimleri şöyle. Jandarma komando uzman çavuş Cemil Yörükoğlu.
Jandarma komando Er Hıdır Söylemez ve jandarma komando Erkan Cerit. Altı teröristin de ölü ele geçirildiği çatışma sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi. Kurşunsuz benzin rafine çıkış fiyatına yarından geçerli olmak üzere son zamlardan sonra benzine bu yıl toplam %40'a varan zam yapılmış. Ya Rabbi, ya Resulallah. Şimdi o mu demeliyim Rab? Bizimkinin adı geçmedi. Ama üç ateş daha düştü. Üç ocak söndü bugün. Aha da tam üç ocak. Allah kahretsin. Allah sebep olanların hanesini o da versin. Topla kendini. Topla kendini patron. İbrahim, elin kanıyor, senin haberin yok. Sarı ver şundan şimdilik. Hay Allah. Hadi kalk. Kalk, oğlanı arayalım. Kalk, kalk. Hadi kalk. Aman be. Tabur mu besleyeceksin Allah'ın akıl sıfatması? Ne tutturum onu elimle ben? Öf. Dertlere darma beni, duydun mu? Bastığın yere dikkat et, gözüne kurban oldum. Duydun mu? Ben buradayım. Geçsin. İyi de nasıl döneceksiniz Teslima Hanım? O vakit köyün ilerisine bekle. O ne Teslime? Sebe sebe. Çocuğu hazırla, almağa geldim. Almağa mı? He, almağa. Ne? Temelli mi? Temelli. İyi de. Al, arttığını eksiğini sonra görürüz. Bir de şu çeneni sağlam tut. Yoksa Allah şahit, şu çeneni kendi ellerimle bağlarım. Ama Teslime! Kız Ebili, mevzu senedir dişimi sıkmışım, daha sıkmaya niyetim yok. Geç şu çocuğu getir dedim. Yoksa kafana vurup mu anlatayım? Tanrımıza hamd olsun. Tanrımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat! Afiyet olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sizlere işte bu yüzden komando denmiştir. Sivil hayatta çevirin birini, sorun. Dağda yılan yiyen, bileğine kuvvetli, zehir gibi adam der komando için. Ama bu işin zorluğu keşke bu kadar olsa. Ama değil. Kimse bilmez. Daha 10 saat önce bu tim 3 kardeşini şehit verdi. Hem de onların tek damla kanına değmeyecek çakallar yüzünden. İşte komando için zor olan budur. O 3 şehidin acısı yumruk gibi boğazımızda dururken hiçbir şey olmamış gibi devriyeye çıkacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi nöbet tutacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi pusuya intikale operasyona çıkacaksınız. Hiçbir şey olmamış gibi.
yemek yiyeceksiniz. İte köpeğe inat, yaşayacaksınız. Şehit olursak en büyük rütbedir, evet. Ama sizden beklenen hayatta kalmanız, yaşamanız, her şeye rağmen yaşamanızdır. Size kurşun atan anlayacak ki gel kayadan bir şey koparamaz. Kalleş bir pusudan zaferle çıktınız. Acınızın bunu gölgelemesine izin vermeyiniz. Komutanınız olarak emrediyorum size. İyi yemeklerinizi. Ebeveynlerinden ne olacak? O yok şimdiden sonra. Ne hali varsa görsün burada. Üzüldün mü ondan ayrıldığına? Neden üzülmedin? O çünkü hep beni dövüyor. Bir de diyor ki... Hiç hatırına getirme artık bunları. Sen benim biricik deniz kızımsan. Bundan böyle yedi dünya karşıma gelse... Kimse senin kılına dokunamayacak. Kuşlar gibi seni koynunda büyütecek teslima. Duydun beni? Pirati kurbanı demet. Az bekle var. Konuşacağız. Başkanlık bu durumdan hiç memnun kalmayacak. Ben de memnun değilim. Eylemliliğinden ve ideolojik tavrından en ufak bir kuşkumuz yoktur. Fakat... Fakat? Fakat... Duygusal tepkilerin mantığının önüne geçmektedir. Bunu biliyorum. Ama dünkü mesele daha önce hiç yaşanmamıştır. Necla, bu iş çok boyutludur. Kentteki serildan boyutundan tut, çok katmanlı demokratik tepkimelere varıncaya kadar. Senin benim yaptığımız bu işin sadece bir parçasıdır. Evet. Dikkatli ve stratejik olmalısın. Söylediklerim katidir. Bu söylediklerimi hiyerarşik bir ihtar olarak kabul etmeniz. Operasyonları genişletecekler. Timinle birlikte bu bölgede kalacaksın. Ve sadece kaçacaksın. Sıcak ve yakın temasa girmeyeceksin. Sadece kaçacaksın. Bize vakit gerektir. Mesele nedir? Yem kaldık. Yem? Evet, yem. Ama yem yenirken de bir zaman gerekir, değil. Muazzam bir iş başarmışsın Kanat. Muazzam bir iş. Façadan mı gelmiştin sen? Evet komutanım. Senin muvaffakiyetlerini zaten biliyorum oğlum. Seni vakti gelince Tugay'a çağıracağım Kanat. Bilgin olsun. Emredersiniz komutanım. Az temeline bilgi verildi. Fakat sen yine de kimseye tek kelime etme. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. İyi diyorsun, iyi diyorsun da he deyince hemencik gidip vereceğimiz bir yerde ki dünyanın bir ucu. Ne var? İnciler mi dökülecek? İşin gücün mü var senin? Ya Fatma, oğlanla telefondan görüştük. Sağlığı iyi, Allah'a şükürler olsun. Sen de biraz serin ol ya. Olmam. Öf, ben gidiyorum. İyi, git bakalım. Kahvede dırdır yok değil mi? Yok tabii. Bunun gıçında gantar topu asılı, gantar topu. Yerinden kalkmaz ki. Ben sonra geleyim Fatma. Ay yok, kızım yoksa bize bakma. Gel hadi, gel gel. Thank you.
Ne diyor baba? Evet. O. Baba söylesene. İyiymiş. İki Muradiyeli çocuk ölmüş. Dört de Suriyeli varmış diyor. Baba. Ya karakol? Üç kayıp vermişler. Ana, nereye gittin sen ya? Bak bu Nihan teyzem. Hadi öp, hadi. Deniz. Arkadaşlarının omuzlarında uğurlanan şehitler memleketlerinde toprağa verilecek. Ve tüm Türkiye'nin beklediği buluşma nihayet gerçekleşiyor. Rating rekorları kıran Yasak Tutku'nun bu haftaki bölümü daha gösterime girmeden gündem oluşturdu. Selim. Hoca ne diyorum biliyor musun? Şu senin tamburalıyı getirsen, şuna iki şarjör de biz boşaltsak, bir daha sesi hiç çıkmasa anasını satayım. Kapat gitsin. Tabii. Üç şehit son yolculuğuna uğurlandı. Kalk. Hadi Muharrem, hadi gülüm. Hoca hadi. Ya buşlara yollasaydın be çavuşum. Evet değil Muharrem, devriye. 10 dakika içinde birinci kademedeyiz. Bismillah. İsrar etti komutanım. Komşa. Komutanım. Yatağına. Komutanım. Ben çatışmada... Evet. Çok kötüydüm. Yani buna gelmek istiyorum. Çavuşum. Gelsin komutanım, biz onu kollarız. Hasan, Bixi. Emredersin komutanım. Gülüm, roket atar 40 milimetre. Emredersin komutanım. Sait. Kanat ve teçhizatını al. Emredersin komutanım. Muharrem, patlayıcılar. Emredersin komutanım. Hepinizi tam teçhizat istiyorum. Bombalı, alabildiğin kadar mühimmat. 5 dakika içinde çıkıyoruz. Emredersin komutanım. Çavuşum.
Ne Kamil? Biz nereye gidiyoruz böyle? Oo, şimdiden başladı bu ha. Bu uzatmalı devreye Kamil. Yani? Şşş, bir sus. Yani? Yani rutin devreye. Ama biraz açılıp birilerine uyacağız devriyesi bu. Şu gidişe bakın la. Gözünün yağını iyi değil. Kapatacak dünün hesabını. Kapatacak. KB6'dan Poyraz'a. KB6'dan Poyraz'a. Cevap ver tamam. Poyraz dinlemede tamam. Poyraz, onay almadan herhangi bir sıcak temasa girme. Tekrar ediyorum, onaysız sıcak temasa girme. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Ula geç şuraya kahvaltı edelim ya. Allah Allah. Konumun değiştiğini bildir, tamam. Anlaşıldı. Bir delilik yapmaz inşallah. Vallahi işte ona garanti veremiyorum Aslıyemen. Tubay'ın kesin emri var. Biliyorum da. Keşke devriye müfrezesini değiştirseydim. Ula Osman, sakın karıştırma ula işleri. Karakola bildirecek miyiz komutan? Sence Taner, bildirelim mi? Siz bilirsiniz komutanım ama Hakan hasta hemen. Niye nöbetçi falan koymamışlar? Rahatlar da ondan. Niye ki? Çünkü Türkiye'de değiliz, kurban oldu. Anladın mı? Roket atarı hazırlayayım mı komutan? Hayır. Önce bir durumu anlayalım da. Peki. Hazır. Ateş! G3, asker. Ama bu operasyon değil. Kim bu, lanet olsun. Mağaradakiler! Etrafını sarıldı. Teslim olun. Sakın teslim olmayın ulan. Cemil Bültuğaf'la bekliyor sizi. Mağaradakiler! Teslim olun yoksa gömüleceksiniz oraya. Teslim olun. Kimsin sen? Kimsin sen? Komutanım. İkinci kanala girdiler. Bir kadın var. Kimsin sen? Konuşsana. Kimsin sen? Ben senin ecelinim. Sen kimsin? Ben Necla. Ne istiyorsun? Çık oradan. Kes sesini ve çık oradan. Senin burada yetkin yok. Yetkim yok ama silahım var. Halepli'yi kaçıran sen mi sen? Çeliktepe'yi basan sen misin? Diyelim ki evet. O zaman iyi dinle. Şimdi komut vereceğim. Eğer oradan 10 saniye içinde çıkmazsan bir daha asla çıkamayacaksın. Ki umarım çıkmazsın. Gülümsay. On! Dokuz! Sekiz! Yedi! Altı! Şimdi öldürdün, öldürdün. Dört! Yoksa sana bu dünyayı dar edeceğim. Dört! Üç! Poyraz'ı mı? Poyraz'ı mı? Kurmay Başkanlığından Yüzbaşı Köksal. Komutan Tugay. Poyraz dinlemede. Ne yapıyor bu? Nalet herif. Tadını çıkarıyor. Ne yapıyor bunlar? Yedik. Sus. Herhal geri çekilin. Sınır ötesi operasyona yetkiniz yok. Herhal geri çekilin. Çekilin. Poyraz'ım. Sınır ötesi.
prosesi operasyon yetkiniz yok dedim. Geri çekilin. Boylattım. Gidiyoruz. Sana diyorum. Naylon komando. Komutan. Yapamayız. Ne oldu? Açarken konuşamıyorsun. Konuşma lan Akkan'ı. Konuşma. Biz emirle iş yaparız, tamam mı? Biz eşkıya değiliz. Ama çok istiyorsan gelirim oraya hepinizi. Kamil. Hepinizi cehennemin dibine kadar. Kamil. Ne? Sert oğlan. Telsiz kapalı. Konuşmak istiyorsan mandalı aç. Biciler de giyilmiş, misler gibi de kopmuşsun sen. Ne yapıyorsun? Nihan teyze. Söyle canım. Siz beni niye seviyorsunuz? Seni niye mi seviyoruz? Çünkü sen çok şekersin, çok tatlısın. Hep mi seveceksiniz? Evet canım, hep seveceğiz. Sen oradaki 8-10 kişiyi alsaydın belki de daha büyük iş açacaktın ya başımıza. Koca tabur operasyonda. O da oradaydı. O kim? Karakola saldıran kadın. Küpeli. İşte onlardan farkımız bu Osman. Üzülme. Sen askere yakışanı yaptın. Ağzına sağlık Yaren. Var ola sen. Ne oluyor lan? Dışarıdan biri bağırır ama. Hayır değil ne oğlum? Allah Allah. Koş 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 koş. Eline sağlık. Mesele ne?
Mesele ne? Mesele bu işte. Sanata hürmet sıfır. Hatta sıfırın altı. Ah be babam. Kusura bakma baba. Bir alay deniyor işte. Ne yapacaksın? Oldu be! Oldum oldu be! Helal be koçuma. Lan ne oluyor ya burada? Annem bebeği oldu komutanım. Değil mi? Lali! Evet komutanım, evet. Şükür, çok şükür. Ula bu iyi haber işte. Osman, gördün mü Lali'nin bebeği olmuş? Kız mı Lali? Değil mi? Yok komutanım, oğlan. Hadi be. Eyvah. İyi geceler komutanım. Hayrola ya, başlamış. Ya yok bir şey. Ben söylesene. Ulan karga çocuğu gibi adamın bebeği doğuyor. Erkek iyi mi? Hey yumurtaya can veren Allah'ım ya. Dur Ali daha böyle kız fabrikası ya. Vallahi pilavdan dönenin kaşığı kırılsın başlamışım. Ben senin yerinde olsam hemen izne çıkardım. Sabisi değil artık. Bu evin çocuğu. İyi de. Burada barınacakmış Sela. Ne zamanda bir ağız sofrasında bir çocuk fazla olmaya başladı? Ya çocuğun fazlalığı mı olurmuş? Ama çocuk dediğin analı babalı olsa gerek. Onu bileydin. Analı babalı olmak lazım ya. Sen bilirsin. Günahı da sevabı da sana. Ya o ben yüksünmem. Elin öksüzü. Ama kimin nesidir, nedir? Onun vebali de senin boynundadır. Günah diyene bak. Osman, iyi misin oğlum? Anne. Allah aşkına. Bir şeyin yok değil mi oğlum? Sus da çocuk anlatsın be kadın. Allah Allah. Anne. Ben iyiyim de... üç şehit verdik. Duyduk oğlum, duyduk. Televizyondan duyduk. Elleri kırılsın inşallah. Boyunları altlarında kalsın. Osman, sen yaralanmadın değil mi oğlum? Yok anne, dedim ya ben iyiyim. Osman. Çık gel artık buraya oğlum. Kaç sene oldu bak. Tabuladın oraya gari sen. Koy gel artık şuraya. Yapma be anne ya. Ömründen ömür gidiyor be oğlum. Bu yürek nasıl dayanacak böyle çarpa çarpa. Demiyorum zaten oğlum çok müşkül durumda diyorum. Söylemeyeyim kendi kendime diyorum ama. İçim durmuyor oğlum, içim durmuyor. Bana mı? Ne diyeceksin var mı kızım? Dede diyeceksin tabii. Ben ne diyeceksin var mı? Dede diyeceksin. Böyle de bak ya. Şişt, içme çocuğa. Ben çıkıyorum. Sıtkı babaya uğrayacağım biraz. Aa, çok selam söyle baba Sıtkı dedeye. Çok öptüm. Güle güle dede. Thank you.
Rahat. Ne o? Uyku tutmadı mı taze baba? Tutmadı vallahi komutanım. Atır atır. Adını ne koydunuz? Daha koymadık da. Bilmem. Hanımla konuşacağız komutanım. Siz komutanım uyumamışsınız. Öyle oldu. Şimdi odaya girsem Cem'in yatağı hali bomboş. Ne bileyim işte. Sen izin aldın mı? Aldım komutanım. 9 gün izin aldım. İyi, iyi. Yarın Tugay'a iniyor musunuz komutanım? Yarın günlerden ne? Perşembe. İniyorum. Ne oldu, neden? Beraber gideceğiz ya. Hani vaktiniz olursa bir çarşıya uğrasak. Benim bebeğe bir şeyler almam lazım da. Ne alınır, ne yapılır hiç bilmiyorum. Ulan ben ne anlarım bebek hediyesinden? Neyse. Uydururuz bir şeyler. Allah size de nasip etsin komutanım. Bebek mi? Onun için ilk önce anamı bulmak lazım. Hadi bakalım kalk. Bu gidişle memlekete kıçın donmuş olarak gideceksin. Hadi kovuşa. Hadi hadi. Ben dolduraydım Sıtkı baba. Oldu bile. Keyfine bak. Nihan nasıl? Teslima gelin nasıl? İyiler babam, ellerinden öperler. Sıkıntılı gibisin. Ya vallahi öyledir. Öyledir de. Ne bileyim işte. Vaz diyeyim ki. La çöz göçü. İn Antep'e, Mersin'e, bir yerlere. Çok sıkıldım. Allah seni inandırsın. Yeni çatışma olmuş. Çeliktepe'yi basmışlar. Değil mi? Başlarında da... Başlarında da Necla babam. 3 asker karakoldan. 6 tane de bunun takımından. Bir gecede 9 can uçmuş gitmiş öylece. Benim kınalı kuzumdan nasıl böyle bir kurt, bir canavar çıktı babam? Ben o kadar mürüvvetsiz, o kadar kademsiz bir adam mıydım? Şu kadar yıl var ki ne bir insan arasına çıkabilmişim, ne de evladı ihalime sözümü anlatabilmişim. Nasıl yiyecek babam? Nasıl yiyecek? Senin kabahatin olaydı, buraya her gelişinde suratına 2 tokat atardım. Gamlanma Mürsel. Senin kabahatin değil. Fitne böyle rüzgar gibi esince Ademoğlu duramaz yek başına önünde. Senden ne koparırsa alır götürür. Bu masumdu, bu mazlumdu demez. Fitne dediğin Mürsel, ova ekinine düşen ateştir. Onun tarlası, bunun bostanı demez. Yakar geçer dünyayı. O sebepten emredilmiştir ki fitne çıktığında kılıcını taşa çal. Kılıcını taşa çal.
kalecini taşacaksın. Çaldım çalmasına babam. Benim kılıcım yetmiyor ki. Hem neden? Ben devlete hainlik etmedim. Edemem. Hakim kız. Onu da silemezsin. Silme zaten. Sakın Necla'yı boşlama. O ne ettiğini bilmemekte. Bir imkan çıkarsa tereddüt etme. Al getir kızını. Yastık gibi koy başının altına. Kanadını ger üstüne. Çünkü bu bela bir gün bitecek Mürsel. Bak orada, Musaf'ın arkasında. Bu mu? Evet. Ver onu bana. İşte senin deden Mürsel. Yanındaki de can arkadaşı. 915'te çektirmişler. Çanakkale'de. Gördün? Şimdi Mürsel, bu mübareklerin çocukları birbirlerini mi kırıyor? Ha? Ama bir kırar, üç kırar. Bir gün vicdan galip çıkar. Bir gün senin sorduğun suali cümle insan evladı sorar kendine. Bir gün bu iş biter. Mürsel, bir gün biter. Çavuşum, sen de boğul, sen de kap izni. Vallahi benim bildiğim yok Ali. Zaten varsa da ona da izin yok. Hadi kardeşim, Allah analı babanız olsun. Sağ olsun. Ali. Hocam. Gideyim ha? Evet, kanat uzmanı beklerim. İyi. Şey diyeceğim ya Ali. Buyur hocam. Kulağına okumayı unutma. İyi hocam. Ya bebeğin kulağına ezan okumayacak mısın? Ha, peder okur onu ya. Peder mi okur? Babam, babam. Ha. Oğlum baba sen değil misin? Sen okusana. Haklısın aslında hocam ya. Ha. Gidince ben okuyayım. İyi olur. Hadi, iyi yolculuk. Hadi be Osman Kanat. Hele. Benim melaikem gelmiş. Keyiflisin baba. Bilmiyorum kızım. Şaşkın öyle küçük küçük güzelmiş. Bizimki de oysa. Sıtkı baba bu fonetimi dağıttı galiba. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ha, Berat. Tebrik atmış bana. Gördün mü? Ta Fransa'da. Akıllı çıktı çocuk. Aferin. Paris'e. Güzelmiş. Ya. Sen de git be kızım. Neden ayak diriyorsun? Baba yapma şimdi. Ya Berat gitti, fena mı oldu? Oradan dönse bile burada el üstünde. 3-5 yıl bir işine bakar. Ondan sonra omuzumuzda onu meclise taşırız omuzumuzda. Baba, ben omuzlara alınmak da meclise gitmek de istemiyorum. Ya? Ya baba biliyorsun konuştuk bunu.
Ben ilçede büro açmayı düşünüyorum. Eh yani. Hukuk fakültesini niye okuttum sana? İlçede kalacağım deseydin ıvır zıvır bir yer açardım, başında otururdum. O kadar dirsek çürütmenin alemi var mıydı? Baba, bunu neden mesele yapıyorsun? Çünkü mesele... meselenin daniskası. Ne yaptın? Ankara'ya gitti. Hı? Ya da İstanbul'a. Ya bak, uzak diyorsan Gaziantep'e git. Ben sana yazıhaneyi açma demiyorum. Baba, ben buradaki insanların... buradaki insanların nesi varmış müdafaa edilecek? Burada terör hariç konuşulan, düşünülen, terör hariç mahkemelerin muhakeme ettiği ne var? Asker eşkıyayı yakalar, hakim bakar, karar verir. Ya gerisi tavuk çalma, tavuk. Senin hukukunun burada halledeceği bir şey yok. Kitabından terazi buradan çoktan gitti. Geri gelir mi bilmem. Yani bari git sen kendini kurtar. Bak, istiyorum ki benim istediğim Necla gibi olma. Eten gibi olma. Biliyorum baba. Bilirsen. Benim de düşüncelerim var. Tamam mı? Benim de planlarım var. Nereye? İlçeye. Ne orada ne var ki? Ne var ki orada? Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Beni ilçeye götürür müsün? Ağamın iznini hanım. Bu acaba bir... Hemen. Yumruğunu çok sıkarsan kayıp gider elinden. Bak öbürüne. Ablası uçtu. Bırak bu istediğini yapsın. Gaybelat mı vardı? Sevkiyat getirdik. Çok ciddi. Neymiş? Sana söyleyemem kanka. Düreli başçavuşun imzalaması lazım. Peki, iyi ya. Tamam. Kamil! Gel buraya. Çaylar kime? İçeri. Ver onları bize. Sen şimdi içeri Düreli başçavuşa git. Teslimat gelmiş, imzanız gerekiyormuş, çok önemliymiş de. Hadi. Ete az rastlanmakla beraber yeşil fasulyenin tamamına nüfuz etmiş. Çiğ yeşilde kalmamış. Etli böyle siyah çalan bir lezzet olmuş. Damakta böyle... Komutanım, sevkiyat gelmiş. Yuhu la! Sen benim başıma bela mısın ula, ton balığı? Komutanım, sevkiyat gelmiş. Oğlum, ben burada tam sayın jüri üyelerinin huzurunda... ha bu muhteşem eseri yorumlarken sevkiyat, mevkiyat... ne sevkiyat ula? Bilmiyorum komutanım, sizi bekliyorlar. Önemli sevkiyatmış, imzanız gerekiyormuş. Önemli dedilerse... kesin uçak savar mermisidir o. Düşün önüme. Ya Fatma, sen delirdin mi babada? Ser misin çoluğu faşur faşur? Hiç. Ya genç değiliz artık, biliyorsun değil mi? Ne o? Kız mısın be? Hiç. Oluyor mu ama böyle? Yok bir şey İbrahim. Osman'a gitmedik diye değil mi? Konuşasım yok hiç. Öğleden sonra bir terminene gidivereyim bakayım.
Ne zamanlara varmış otobüs? Sahi mi diyorsun İbrahim? Sahiyse çul yıkamaya bırakıp yapacağım bana güzel bir kahve. Kahve ne ki? Yemeni buraya dökerim ben. Ne diyorsun sen? Evet, aç bakalım tam balığı. Emredersiniz komutanım. O ne? La bu ne? Bu şey komutanım. Ne? Eşek komutanım. La gerilik ne olduğunu? Katır komutanım. La katır da katırın burada işi ne oğlum? La bana bak. Emin misin çelik tepe olduğuna? Eminim komutanım. Yanında bir miktar arpası da var. Kayıtlı tahsisatlı yanında komutanım. La bu nasıl iş ya? Önemli sevciyat bu muydu la? Ton balığı. Bilmiyordum ki komutanım. Hep. Alsak ki komutanım. Vallahi bilmiyorum. Ben de pek antrenmanlı değilim bu konuda. Eski Durali başlamışa falan sorsaydık. Hızlan. Ben ne alacağımı buldum. Merhaba. Bu cadde üzerinde bildiğiniz şöyle kiralık bir dükkan var mı? Yani yazıhane olacak tarzda. Vallahi bacım boşalan yerler oluyor tabii. İstesen haber edek sana. Ya çok iyi olur. Merhaba. Siz... Burada ne işiniz var? Biz bebek şeysi almaya geldik. Yeni bir bebek var. Ufak bir bebek. Sizin mi? Hayırlı olsun. İlk mi? Ha, yok benim değil. Onun. Ah. Aman maşallah. Ne düşünsen canım kardeşim? Valla şöyle hediye olacak gibi bir şey ama bilmiyorum ki. Bak şu rafta bebek eşyası var. Bak bir. Sizi hangi rüzgar attı buralara? Alışveriş diyelim. Komutanım şu nasıl? Güzel o. Alın hadi. Ne oldu Taner? Hayırdır? Yok bir şey komutanım. Ne var dışarıda? Yok bir şey de komutanım. Başçavuşu yine işi bulmuş ya. Ben tamam komutanım. İzin verirseniz. Tamamdır Ali. İyi yolculuklar. Tebrikler. Hay Allah. Ben numara bırakacaktım size. Telefon tabii. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Gidiyor musunuz? Ama alışveriş. Ben size birer gazoz söyleyeyim. Olur tabii. Çok iyi olur. İçeriz değil mi? İçeriz. Efendim? Benim. Sen niye bu hattan arıyorsun ki? Ne yapıyorsun? Başlatma hattına mattına. Sıkıldım. Şu herifi bulsunlar bana. Hangi herifi? Şu uzman nişancı herif diyorum. O kolay. İniyordur ilçeye falan. Onu bana bulsunlar. Tamam merak etme. Takarım Rıza'yı peşine. Tazı gibidir. Tamam. Sen iyi misin? Seyfi! Buyur abi. Rıza'yı bul hemen bana. Tamam abi. Ama ben kararımı verdim. Burada açacağım bir onu. Umarım. Yani umarım her şey istediğin gibi olur. Ya siz? Benimki öyle sıradan bir izin günü. O askerle vakit öldürüyorduk. Hı. Çok heyecanlı yani. Hı.
Ben... Önce sen söyle. Ben artık kalkmalıyım diyecektim. Ya siz? Ben de diyecektim ki... Hani o kağıda yazıp verdin ya... numaranı. Evet. Ben de alabilir miyim diyecektim. Neden? Herkeste bir avukat numarası olmalı değil mi? Ha. Ulan tam balığı. Buradayım komutanım. Biz bu akatür falan değiliz ama sen bize kulak asma. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Boru değil ki. Netice itibariyle resmiyeti haiz ordu malı bir katür. Devletin malı yani Kamil Bey. Doğru komutanım. Kritik yani bu iş. Bundan sonra bu katürün sorumlusu sensin Kamil Efendi. Kılı nazara gelse senin askerlik bitmez. Ama komutanım. İyi bakarsın, tüyleri böyle olur pırıl pırıl. Ha böyle hali vakti yerinde olur. O zaman seni onbaşı bile yaparız. Komutanım ben... Askerlikte silah namus demektir. Silah nedir? Ordu malı. Ha bu katür nedir? Bu da ordunun malı. Ne demek? Bu katür senin namusun demek. Tamam da... Bir komando için... Yeri gelir bir katır bile ölümcül bir silaha dönüşebilir Kamil Bey. Tamam da komutanım. Lan ne geveleyip duruyorsun ula? Komutanım ben hayvanlardan hiç anlamam ki. Katırı bile ilk defa burada gördüm hayatımda. Peki ben seni daha önce hiç gördüm mü hayatımda Kamil Bey? Yürü ula katıra. Emredersiniz komutanım. Gel. Bir şey yemedin Ethem. Yedim abi, yedim. Sağ olasın. Sonra? Sonra işte abi bizim kalafat kaçırdı ağzından. Kahya. Kahya. Bizim evde saklandılar dedi. Ya. Sonra da gelip karakoldan almışlar bana öyle bir şey işte. Sizin evde? Bizim babanın işleri abi bunlar. Adam inatla aynı tas aynı hamam. Böyle bir şey olabilir mi abi? Asker geliyor kapıya tak adam sonuna kadar açıyor ya. Gel gülüm, gel. Gel ulan. Komutanım. Hı. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi. Komutanım. Çok affedersin ama ağzı niye böyle ayran dersi gibi? Öyle işte. Komutan. İçtin mi? Ne biçim laf öyle ya? Ama ne bileyim komutanım ben, sen niye böylesin? Aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Kime? Kimseye söylemeyeceğim. Söz. Dur Ali başçavuşuna. Komutanım. Ya zaten hiçbirimiz ona karşı boş değiliz. Ben vallahi merak ettim. Acaba kime? Şşş.
İyiyim ben, iyiyim. Öldüreceksin sen beni. İyi misin? İyi misin? Tamam Bakır, tamam. Buradayım işte. Nasıl geldin? Riskli değil mi bugün? Risk daha da Bakır Bey. Kovboyluk oynamayacaksın. Kapat bu konuyu. Pek de alınganız. Öyleyiz. Alınacak çok şey var ama biz alınmıyoruz. Ne demek o? Ağalar evlerinde asker saklıyor. Üstelik artçı time teslim etmiyor mesela. Ne kahramanlık değil. Gevelemesene Bakır. Ne ağzı. Şu itirafçı dümbük Ferit'ten alınan hani. Halepli. He. Evet. Sınırı geçince bil bakalım nerede konaklamış. Söylesene. Evet. Baban Mürsel Ağa. Dünya fazla karışık bir yer. Benim için bile. Necla dur. Necla saçmalama. Delirdin mi sen? Bu iş midemi bulandırıyor artık. Bu iş bitecek. Necla saçmalama. Kendini ateşe atıyorsun. Bakır çekil. Necla dur dedim sana. Fazla ortadasın. He? Şansını zorlama. Sabırlı ol biraz. İki gün daha. İki gün. Hazır ol. Soğusun ortalık. Tam darıyordun, ne oldu? Aman be, uyuyabildim var İbrahim. İbrahim, şu otobüs tutma ilacını yarın bir iki eczaneye daha sorsak diyorum. Ben de sana yatıp uyusan diyorum. Isırgan suyuyla leblebi dedilerdi ya, denesem mi acaba diyorum. Isırgan suyunu önceden kaynatıp. Ya bey kadının 40 tane ilaç derdik. Seninki tutma falan değil, başka bir hastalık ya. Allah Allah. Aman be, anca celallen sen de. Termosa koyarım ısırgan suyunu, yarım kilo da leblebi. Asin Allah. İbrahim. İbrahim. Hı? Ben en iyisi yarın biraz ısırgan toplam değil mi? Nazlı araya bir rahat kaveri.
senin telefonun ya. Alo. Selam. Bir araba buldum. Doğan görünümlü, çelik çantlı. Tüpü de var. Radyosu çalışıyor ama daha kornasını denemedim. Kornası da çalışıyormuş. Gelip alayım mı seni? Beni mi? Neden? Dur mu ısmarlarım sana? Oradan da gezeriz biraz. Ama ben şimdi... 15 dakika sonra sokağın başındayım. Hoşça kal. Şafak 305 olduğuna göre arkadaş olacağız aga. Başka yolu yok. Hem iyi de olur. Şimdi memlekete gidince sorarlar bana. Askerde neydin Kamil? Katır operatörüydüm derim. Ne güzel değil mi? Suyumuzu falan içtik mi Kadifeciğim? Yedik mi her şeyimizi? Aa, öyle ağzımdan çıkıverdi. Cuk oturdu ha. Kadife gibisin. Senin adın Kadife olsun adamım. Görünmez yola ton balığı. İyi komutanım, Kadife ne var ne yoksa silip süpürmüş vallahi. Kadife kim ula? O. Sivilde terzi miydin ula sen Kadife Madife? Bunun resmi adı var oğlum. TCM 779, 800 bilmem ne. Emredersiniz komutanım. Sen çılgınsın da benim ne işim var burada? Amma da çılgına. Seni arayana kadar alam ağladı benim. Nereye gidiyoruz? Ben... Şimdi biraz baktım da... Sen zayıfsın. Seni çalıştırmalıyız biraz. Nasıl? Şimdi buradan dürümcüye gidiyoruz. Böyle bol soğanlı, biberli, kuzunun yağlı yerinden dürüm yaptırıyoruz. İçine de böyle kuyruk tarafından kattırıyoruz ki... Oo! Ya hayır ya. İğrenç. Sait. Hı? Oğlum bunlar iki saattir bir katır hakkında ne konuşuyorlar? Ben bilmem. Sen neyi bildin ki zaten kardeşim? E konuşurlar işte. Vardır bir bildikleri. Resmi bir şey sonuçta. Ben bilmiyorum. Çavuşum. He. Şimdi bu gözünü sevdiğin mağlupta çıkacak mı içtimaya? Yok katır daha neler. Niye lan? Sen çıkıyorsun ya onun ne eski? Cahil o. Eskik değil bir kere eksik. Hem konuşamıyor hem şaka yapıyor. İğrenç diyor değil mi? Pır pır götürüyorsun. Ya vallahi müthiş yapmışlar ne yapayım? Ayran. Tabii ya. Usta bize iki ayran daha verir misin? Seninkini buldum. Ne? Burada, ilçede. Dandik bir araba altında yanında bir hatun fink atıyor. O olduğundan emin misin? Evet, tanıyanlar var. %100. Ne yapalım? Sen takipte kal. Mehmet'e söyle bana sıkı bir şey getirsin. Hemen. Menzilli bir şey mi? Evet, dürbün de. Sen sakın peşinden ayrılma. Yerini senden öğrenirim. Hey.
endişelenmek de haklı. Hele ortalık böyle karışıkken. Ben kararımı verdim. Ne olursa olsun. Sen... Ya, nasıl söylenir bilmiyorum da... Ya sen çok şeysin. Neyim? Boşver. Hadi dolaşalım biraz. Nereye? Burada çok güzel yerler var. Sen bilmiyorsun. Bana çevreyi tanıtana da bak. Başka bir şey lazım mı baba? Yok kızım, sağ ol. İlaç falan? Ha, dur hele, dur. Camcı Hüseyin'e yakın gidersen... ...şunu veriver be kızım kendisine. Yapsın çerçevesini. Aa, İbrahim dedesi bu. Darmadağın hoş mu baba? Ben yaptıram bunu. Osman'a gideceğiz nasipse. İbrahim razı oldu bu sefer, biliyor musun? E peki otobüse nasıl yapışkın sen? Bir çaresine bakacağız gari. Gözünü sevdiğim babam. Namazların arkasından acık da benim için okuyuver emi. Bu sefer gidem Osman'ım ha? İnşallah. Nihan. Sana bir şey söylemem lazım. Asılma sakın bana. Merak etme, asılma. Seni seviyorum ben. Ne? Birbirimizi daha tanımıyoruz. Evet, hem de hiç. Ama bana sadece kapıları kapatmadığını söyle. Osman, ama bu... Nihan, ben daha dandik sebeplerden ötürü ölebilirim. Ama senin aşkın için ölmeye değer. Çok saçma. Demode. Hatta aptalca. Atla atla, hiç durma. Sen Kürtsün, ben Türk'üm. Aa, sıkıldım. Sen koskocaman bir avukatsın. Ben sadece uzman jandarma. Çok ucuz numaralar bunlar. Tamam. Osman, dur orada. Üstelik senin baban bir ağa. Benim maaşım ise sadece 1400 lira. Evet. Çünkü sen bir psikopatsın, bense normal bir insanım. Ayrı dünyalar yani. Üç gün ara seni sevdiğimi bil. Bu yeter. Osman, yapma, düşeceksin. Dur orada.
Bir şey söyle. Bir şey söyle. Bir şey söyle. Delisin sen, dur. Selamın seda sabret. Aşık şehit olursun, fena mı? Delisin sen. Selamım seda sabret dostlar. Cana dokunur. Gelin olanlara kınaya kınır. Senin burada ne işin var Nihan? Senin burada ne işin var?